Son fizik düşücü, fizik çözarmasını çözere, modern fizik polüye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, TYT, AYT denemeleri, fizik, turfoz 15. deneme ile birlikteyiz. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin konusunu en iyi açıklar? Bilimsel yasalar, başka bilimlerde de var arkadaşlar. Fizik, madde ve enerjiyi inceler, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Doğa mühendisliği arkadaşlar, efendime söyleyeyim, direkt fizikle ilgili değildir. Doğa bilimlerinin birleştirilmesi, biraz felsefe, atomu parçalamak kimyada da var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burs olmalıdır. Bilimsel yasalar bütün bilimlerde, kimyada da, biyolojide de arkadaşlar, matematikte de mutlaka bulunmaktadır. Fizik bilimini en iyi inceleyen madde ve enerji arasındaki ilişki diyebiliriz. Termometrelerle ilgili verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? Çok hassas ölçümler için gazlı termometreler kullanılır. Doğrudur arkadaşlar. Çok hassas ölçümler için. Çünkü arkadaşlar gazların genleşme katsayıları sıvı ve katılara göre çok fazladır. Bundan dolayı arkadaşlar nedir? Çok hassas ölçümler için gazlı termometre kullanılır. Termometreler sıcaklık ölçen cihazlardır. Kesinlikle. Termometrelerde daha çok boyalı su kullanılır. Hayır arkadaşlar, boyalı civa veya arkadaşlar alkol kullanılır. Çünkü alkolün arkadaşlar donma sıcaklığı çok düşük. Civanın ise arkadaşlar kaynama noktası çok yüksek olduğu için arkadaşlar 100 santigrat derecenin üzerine ve sıfırın altını ölçebilmek için su değil, dediğimiz gibi civa veya alkol kullanılır duruma göre. Kelvin termometresi ile ölçülebilecek en düşük sıcaklık 0 Kelvin'dir. Evrendeki en düşük sıcaklık, doğru. Sıvılı termometrelerin ölçebileceği sıcaklık aralığı içinde bulunan sıvının donma ve kaynama noktasına bağlıdır. Kesinlikle sevgili arkadaşlar. Örneğin eksi 20'de donuyorsa eksi 20'nin altını gösteremez. 120'de kaynıyorsa 120'nin üstünü gösteremez. O aralığı gösterebilir. Cevabımız 4 Balıkesir. Doğrusal yolu hareket eden KVL araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Evet, yargılarından hangileri doğrudur? Araçlar T anında yan yana geldiklerine göre. Sevgili arkadaşlar, araçlar T anında yan yana geliyor. Görülüyor ki bu cisimler başlangıçta zıt yönde hareket ediyor. Hızımız pozitif. Burada ise arkadaşlar L'nin hızı negatif. Şuna da K diyelim. Araçlar sıfır T zaman aralığında zıt yönde hareket ettiğini hepimiz görüyoruz. Hızı pozitif, hızı negatif. Artı x, eksi x bir kesinlikle doğrudur. T2T zaman aralığında araçlar arasındaki uzaklık artmıştır. Bakıyoruz arkadaşlar T2T. Şimdi araçlar sevgili arkadaşlar şu noktada yan yana geldiklerine göre ve burada arkadaşlar K aracı artı x yönünde, L aracı da eksi x yönde hareket ettiğine göre tabii ki aralarındaki uzaklık artacaktır. Bakın önce arkadaşlar K ve L. İşte arkadaşlar K pozitif yönde gidiyor. L negatif yönde gidiyor. Ve şurada bir yerde karşılaşıyorlar T anında. Bundan sonra arkadaşlar tabii ki K hala sağa doğru gitmeye, L ise sola doğru gitmeye başlıyor. Ve 2 T anında araçlar arasındaki uzaklık T'ye göre ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Şu alan kadar. 2 T anında aralarındaki uzaklık T eşittir 0'dakine eşittir. Alakası yok arkadaşlar. Bakın T eşittir 0 anında aralarındaki uzaklık şudur. T ile 2 T arasındaki aralarındaki uzaklık ise bu alandır. Öncelikle bakın bu alan ne yapıyor arkadaşlar? Kapanıyor ve T anında yan yana geliyor. Demek ki T eşittir 0 anında aralarındaki uzaklık şu alana eşittir. O halde cevabımız Balıkesir. Düşey kesti şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan cisim R noktasına kadar çıkıp dönüşte M noktasında duruyor. Buna göre hangi aralıkta cismin mekanik enerjisi kesinlikle değişmemektedir? Evet arkadaşlar, K'dan serbest bıraktık, R'de durdu. Demek ki bu yolun tamamında MGH'ı kaybetti.
Fakat nerede kaybetti? Şu anda kesin bir şey söyleyemem. Fakat geri dönüşte M noktasında durduğuna göre arkadaşlar şu yolda sürtünmeye harcanan enerji MGH. Bu yolun arkadaşlar tamamında da sürtünmeye harcanan enerji MGH. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar KM arasında herhangi bir ısıya dönüşen enerji yok. O halde KL ve LM arasında sürtünmesiz. Yukarıda arka arkaya konulmuş filtrelere beyaz ışık demeti gönderiliyor. Buna göre birinci ve ikinci bölgelere hangi renk ışınlar geçer diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar, şuradaki ışınları şöyle bir yazacak olursak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Maviden arkadaşlar mavi geçiyor. Bir de bunların komşusu olan mor ve yeşil az miktarda da olsa geçer diyoruz. Sarı arkadaşlar kırmızı artı yeşilin birleşiminden oluştuğu için sarı arkadaşlar hem sarıyı hem kırmızıyı ve hem de yeşili aynı şiddette geçirecektir. Dolayısıyla arkadaşlar mavi geldi, takıldı, geçiremiyor. Evet. Sarı arkadaşlar bakıyoruz. Sarı. Sarıyı geçirecek. Yeşili geçirecek. Evet, yeşil geldi ve geçti. Dolayısıyla yeşil, mavi, mor ve yeşil cevabımız Celikan. Bir filtre arkadaşlar kendi rengiyle birlikte komşu renkleri de az miktarda geçirir. Fakat buradan bakan bir arkadaşlar bu geçen yeşil şiddeti çok çok az olduğu için gözlemleyemez. Görür demek ayrı, filtrenin ışığı geçirir demesi ayrı. Görür deseydi arkadaşlar siyah görecekti. Çünkü arkadaşlar buradan geçen ışığın şiddeti gözü uyaracak kadar değil diyoruz. Bir pusula mıknatıs ile yapılır. Zaten biliyoruz arkadaşlar pusulanın ibresi bir mıknatıstır. En kutbu, en kutbu ve es kutbu gibi. En kutbu, es kutbu. Evet. Manyetik alana girdiğinde ise sapar. Zaten arkadaşlar mıknatıs manyetik alandan etkiler. Akım taşıyan bir telin yakına getirildiğinde durumlarından hangisinde sapar? Evet arkadaşlar. Akım taşıyan bir tel kendi etrafında manyetik alan oluşturduğu için bu da manyetik alandan etkilenir, sapar. Çembersel yörüngede sabit süratle hareket eden bir yükün arkadaşlar bir yük hareket ettiğinde akım meydana getirir ve o akım da manyetik alan oluşturur. Dolayısıyla arkadaşlar sapar. Başka bir pusulanın yakınına getirildiğinde. Evet. Şimdi arkadaşlar bu pusula zaten bir mıknatıs, öbürü de bir mıknatıs birbirini etkileyecektir. Cevabımız Edirne. Kütleleri M1 ve M2, yükleri Q1,Q2 olan iki cisim yalıtkan iplerle tavana asılınca şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre niceliklerinden hangileri arttırılırsa hem ip gerilmesi hem de yükler arası elektriksel kuvvet artar diye soruluyor sevgili arkadaşlar. M1 ve M2'yi arttırdığımız zaman arkadaşlar aşağı doğru çeken kuvvet artacağı için cisimler az da olsa birbirine yaklaşacak. Elektriksel kuvvet artacak. Bu ipteki gerilme sevgili arkadaşlar elektriksel kuvvetler ile MG'nin görüldüğü gibi bileşkesidir. Aradaki açı 90 derece olduğu için arkadaşlar T kare eşittir FE artı MG. Zaten açı aynı. Bu arkadaşlar görüldüğü gibi düz şey yatay. Kuvvetlerden biri atarsa bileşke artar. Q1 ve Q2'yi arttırdığımızda birbirini bir miktar itecek arkadaşlar. Şu şekilde olacak görüldüğü gibi. MG'ler aynı. Bu sefer elektriksel kuvvet arttığı için T kare eşittir FE'nin karesi artı MG'nin karesi yine artacaktır sevgili arkadaşlar. İpteki gerilme arkadaşlar ipin uzunluğu arttığında ise mutlaka arkadaşlar birbirinden uzaklaşıyor ve arkadaşlar şu şekle gelemez. Şu noktaya gelemez. Bu noktaya gelememesinin sebebi şu arkadaşlar. İpin uzunluğu arttığında görüldüğü gibi bu açı küçülmektedir. Bu açı arkadaşlar tanjant alfa eşittir karşı dik kenar elektriksel kuvvet bölü MG. Açı ne yaptı arkadaşlar? Görüldüğü gibi küçüldü.
Açı küçüldüğüne göre bu da küçülmüş olacaktır. Mg sabit olduğuna göre elektriksel kuvvet azaldı. Elektriksel kuvvetin azalması demek birbirinden uzaklaştığını gösterir. Elektriksel kuvvet azaldığına göre arkadaşlar T kare eşittir Fe kare artı Mg kare, T de azalmış olacaktır. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2, güzel bir soru. Sevgili arkadaşlar, AYT 15 denemesine geçiyoruz. Birinci sorumuz, yatay bir zeminde durmakta olan cisme uygulanan yatay kuvvet ivme grafiği yandaki gibi olmaktadır. Sadece cismin kütlesi artırılarak aynı grafik çizilirse yargılarından hangileri doğru olur? Sevgili arkadaşlar, buradaki F1 kuvveti nedir? Tabii ki sürtünme kuvveti diyorsunuz. Çok güzel. Çünkü arkadaşlar öncelikle bu F1 kuvvetine geldikten sonra cisim ivme kazanmıştır. O halde arkadaşlar kütleyi arttırdığımızda işte F1 dediğimiz sürtünme kuvvetidir. Bu da kommagenedir arkadaşlar. M artınca F1 artacaktır. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi tanjant alfa yani eğim bize neyi veriyor sevgili arkadaşlar? A bölü F net. A bölü F net de 1 bölü M'i verecektir. Evet, M artarsa alfa azalır, doğrudur. Aynı A ivmesini sağlayan F2 kuvveti artar. Tabii ki arkadaşlar F1 artmış olacak. F1 yani sürtünme kuvveti arttı. Aynı ivmeyi kazanması için arkadaşlar net kuvvetin kütlede arttığı için artması gerekiyor. Dolayısıyla F2 kuvveti artar diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3 Edirne. Bir su damlası yatay iki cam arasına sıkıştırılıyor. Su damlasının şekli yukarıda 1, 2, 3 numaralı şekillerden hangisi veya hangilerindeki gibi olur. Sevgili arkadaşlar su damlasını şöyle bıraktığımızda arkadaşlar adezyon kuvveti daha büyük olduğu için şöyle bir mayışacak. Görüldüğü gibi arkadaşlar şurada. Fakat bunun üzerine arkadaşlar bir tane daha konulursa buraya da yapışmak isteyecek. Bakın buraya da yapışmak istiyor. Buraya da yapışmak istiyor. Ve arkadaşlar şu şekilde buna benzer bir şey. Buraya da bakın yapışıyor arkadaşlar. Adezyon kuvveti büyük. Buraya da. Fakat suyun ağırlığı daha büyük olduğu için arkadaşlar bu simetrik olmayacak. Dolayısıyla aşağı doğru daha çok arkadaşlar burada ne yapmalı? Mayışmalı. Burada farklı bir böyle çok doğru olmayabilir ama şekil buradaki gibi arkadaşlar iş bükey olmalıdır. Cevabımız Ceyhan yalnız 3. Güzel düşünülmüş bir soru arkadaşlar. Bakın su damlası şuraya da yapışacak arkadaşlar. Buraya da adezyon kuvveti daha büyük. Ben şu şekilde ayrı ayrı çizdim. Bunu arkadaşlar birleştirirseniz tabii ki şu şekilde bir şeyler olacak. Gayet güzel düşünülmüş bir soru. İşlerinde eşit hacimlerde X, Y, Z sıvıları bulunan kaplara katı bir cisim sırasıyla bırakıldığında cisim X'te yüzüyor, Y'de askıda kalıyor, Z'de çöküyor. Aynı cisim bu sıvılarla elde edilen homojen karışımlarına bırakılınca hangi şekildeki gibi dengede kalabilir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Burada arkadaşlar dx büyüktür d cisim, dy eşittir d cisim ve dz küçük. Demek ki arkadaşlar dx büyüktür d cisim eşittir dy, onlar da büyüktür dz. Şimdi arkadaşlar bire bakıyoruz. X ile y karıştırıldığında arkadaşlar X ile Y karışımın öz kütlesi bu arada olacaktır. Görüldüğü gibi arkadaşlar cisimden büyük olacak ve bir miktar batacak ama arkadaşlar bu şekilde askıda zaten kalabildiğini görüyorsunuz. X ile Z'ye bakalım arkadaşlar. Z'nin öz kütlesi Y'den yani cisimden küçük, X'in ise büyük. Bu ikisini karıştırdığımızda bu araya gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. O halde ne olabilir? Arada da olabilir. Arkadaşlar karışımın öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük de olabilir, küçük de olabilir. Dolayısıyla demek ki 2 de olabiliyor. Bakıyoruz Y ile Z. Y ile Z'yi karıştırdığımızda arkadaşlar karışımın öz kütlesi cismin öz kütlesinden her halükarda küçük olacaktır. Yani batacaktır. Demek ki arkadaşlar 3 olamaz. Cevabımız 1 ve 2 Denizli.
İç dirençler önemsiz üreteçlerle şekildeki devre kuruluyor. Şekildeki elektrik devresinde S ve T anahtarları kapatıldıktan sonra evet kapatıyorum, kapatıyorum. Yargılarından hangisi ve hangileri kesinlikle doğrudur sevgili arkadaşlar. Bakın şu noktanın arkadaşlar potansiyeline 0 diyecek olursak bu noktanın potansiyeli 12. Bu noktanın 12, 12 bakın 24 daha artarsa arkadaşlar 36, 36 bu noktanın potansiyeli 36. Nokta potansiyeli 36. Burada arkadaşlar arada bir direnç olmadığı için düz yol potansiyel aynı. Oldu iki nokta arasında potansiyel 36. 36 bölü 2 18. 36 bölü 4 9 sevgili arkadaşlar. Şu iki nokta arasında potansiyel görüldüğü gibi 12 zaten. 12 bölü arkadaşlar 6 geçen akım 2. O halde arkadaşlar buradan 9 geliyor. 2 de buradan 7 gelmektedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bakalım arkadaşlar ne diyor? A üreteci devreye 29 amper akım verir. Evet sevgili arkadaşlar şuradan gelen akım 2, buradan gelen akım 9, şurası 11 olmalı. Toplayacağımıza biraz önce çıkarttık. 18, 11'de arkadaşlar 29. Dolayısıyla görüldüğü gibi A üreteci devreye 29 amperlik akım veriyor. B üreteci daha önce tükenir bu bir dursun. 4 ohmluk dirençten 9 amper akım geçiyor. Bu da arkadaşlar kesinlikle doğru. Bunların arkadaşlar özdeş olup olmadığını vermemiş. Ayrıca arkadaşlar bakın şuraya gelen akım 18, 9. 18, 9 daha arkadaşlar ne yapacak? Buradan geçen akım 27. Halbuki A üreticinden geçen akım 29. Özdeş olsalar bile arkadaşlar daha fazla akım geçen A üreteci daha önce tükenir. Dolayısıyla 2 doğru değil. Cevabımız 1 ve 3 Bursa. Elektromıknatıs elektrik akımı kullanılarak demirden mıknatıs elde edilmesidir. İşte arkadaşlar bu demir çekirdek etrafına şunu sardığımızda bobin arkadaşlar manyetik alan oluşturur. Ve bu arkadaşlar demir artık bir mıknatıstır. Buna elektromıknatıs diyoruz sevgili arkadaşlar. Şekildeki elektromıknatıs devresinde alfa açısının artması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Sevgili arkadaşlar buradaki mıknatıslık özelliğini artırmamız gerekiyor. Burada meydana gelen manyetik alan B eşittir K 4 pi N I bölü L. Bakıyoruz sarım sayısını artırdığımızda manyetik şiddet artar. Alfa açısı da artar. Daha fazla çeker. R usta sürgüsünü ok yönünde hareket ettirdiğimizde arkadaşlar akım daha az dirençten geçtiği için yani direnç azaldığı için akım artar. Akım artınca manyetik alan artar. Dolayısıyla doğru. Demir bilyenin kütlesini azaltmak mutlaka arkadaşlar olur. Çünkü demir bilyenin kütlesini azalttığımızda burada tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. İşte arkadaşlar payda azalırsa kesrin değeri artar. Cevabımız Edirne. Türdeş bir tel üzerinde oluşturulan periyodik dalgaların yayılma hızı ve dalga boyundadır. Kaynağın frekansı iki katına çıkarılırsa dalgaların yayılma hızı ve dalga boyu arasında nasıl bir ilişki olur? Sevgili arkadaşlar hız ortama bağlıdır. Burada türdeş bir tel dediği için bu türdeş teldeki hızımız V eşittir kök F bölü mü. Buradaki arkadaşlar mü'nün birim uzunluktaki kütle olduğunu M bölü L olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla görüldüğü gibi arkadaşlar burada frekansla ilgili bir durum yok. Demek ki hızımız değişmeyecek. Dolayısıyla eledik arkadaşlar. Hız sabit ve eşittir lambda çarpı F. Frekans iki katına çıkarılırsa dalga boyu yarıya iner. Cevabımız Adıyaman. Hava ortamındaki yarımcam kürenin merkezi olan O noktasında bulunan noktasal ışık kaynağına bakan gözlemci kaynağı kendisinden X kadar uzakta görüyor. Buna göre X uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Sevgili arkadaşlar kaynak merkezde olduğu için ışık kırılmadan gelecek. Dolayısıyla direkt gördüğü uzaklık X eşittir R artı D olacak. O halde kırıcılık indisine bağlı değil. R ve D cevabımız Balıkesir. Yatay ve sürtünme sisteminde bulunan noktasal K cisminin şekildeki kuvvetlerin etkisinde hareket ederken bir süre sonra
F4 kuvveti uygulanıyor. F4 kuvveti uygulandığı andan itibaren cisim sabit hız hareketine devam ettiğine göre F4 aşağıdakilerden hangisi olacaktır? Sevgili arkadaşlar, cisim hareketine sabit hız hareketi devam edebilmesi için net kuvvet 0 olmalıdır. Şimdi buradaki arkadaşlar kuvvetlerin bileşkesini bulalım. F1 sağa doğru 3 birim. Arkadaşlar yukarı doğru 2 birim. F2 sağa doğru 1 birim artı 1'e ekle. Arkadaşlar aşağı doğru 1, 2, 3, 4. Aşağı doğru 4'ü yazdım. F3 ise 1, 2, 3. O halde buraya 3'ü yazdım. 3, 3'ü halletti arkadaşlar. 4'ten 2'yi çıkarttım. 2 kaldı. 2'ye 1. O halde arkadaşlar bileşkemiz görüldüğü gibi aşağı doğru 2, sağa doğru 1. Net kuvvetin 0 olabilmesi için buna eşit büyüklükte ve zıt yönde Balıkesir bandırmayı uygulayın. M1 ve M2 kütleli cisimler sürtünmez yatay zeminde V1 ve V2 hızları ile hareket edip şekildeki gibi çarpışıyorlar arkadaşlar. Aslında şekilde çarpışmıyorlar. Biraz sonra çarpışacaklar. Buna göre arkadaşlar yargılarından hangileri doğru olabilir? Çarpışmadan sonra M1 kütleli cisim durup M2 kütleli cisim ters yönde hareket edebilir. Evet arkadaşlar, olağan bir durum. Çarpışmadan sonra sistem bütün kinetik enerjisini kaybeder. Evet arkadaşlar, çarpıştıkları anda arkadaşlar sistem iki cisimde aynı anda duruyorsa bütün kinetik enerjisini kaybeder diyoruz sevgili arkadaşlar. M1 büyük M2 ise M1 kütleli cismin M2 kütleli cisme uyguladığı itme M2 kütleli cismin M1 kütleli cisme uyguladığından daha büyük. Bu kesinlikle arkadaşlar yanlıştır. Her zaman cisimlerin birbirine uyguladığı itme eşit büyüklükte ve zıt yönde olacaktır diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 Diyarbakır. Işığın çift yarıkta girişim deneyini yapan Hasan sadece engeli kaldırarak aynı işlemleri tek yarıkta yapmış. Şu engeli kaldırdığında tek yarık deneyi oluyor. İki deneydeki gözlemleri kaydetmiş Hasan kardeşimiz. Çok güzel etmiş. Hasan'ın arkadaşlar her iki deneyde gözlemlerinden hangilerinde farklılık oluşmuştur diye soruluyor. Evet, bir bakalım sevgili arkadaşlar. Saçak genişliği delta x eşittir latif Doğan lambda bölü dn. İkinci durumda ise arkadaşlar delta x saçak genişliği lambda bölü wn. Arkadaşlar burada d ile w aynı olduğu için saçak genişliği aynı. O halde içinde bir olanları hemen şöyle bir eleyim diyorum. Ancak iki tane eleyebildim. İlk aydınlık saçakların merkezi aydınlık saçağı uzakları. İşte arkadaşlar bu farklıdır. Çünkü arkadaşlar tek yarıkta merkezi aydınlık saçak genişliği çift yarıktakinin iki katıdır. Yani 2 delta x olacaktır. Arkadaşlar çift yarıkta ise sadece delta x. Saçak parlakları tabii ki arkadaşlar farklı olacaktır. Çünkü çift yarıkta arkadaşlar saçak parlakları aynı iken tek yarıkta arkadaşlar merkezi aydınlık saçak çok farklı, çok parlak ve arkadaşlar kenarlara doğru gittikçe bu parlaklık azalıyor. O halde arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 Diyarbakır. Sevgili arkadaşlar söylemeyi unuttum. 10. soruyu iptal etmişler. Ben de o yüzden arkadaşlar hiç girişmedim. Atatürk Barajı'nda elde edilen elektrik enerjisinin tüketiciye ulaştırıldığı süreçte enerji kaybını azaltmak amacıyla aşağıdaki elemanlardan hangisi kullanılır? Zaten arkadaşlar bu transformatörün tanımıdır. Transformatör ne yapıyor arkadaşlar? Yüksek gerilim, düşük akım ilkesiyle tellerde kaybolan enerjiyi azaltmak için kullanılır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şurada ürettiğimiz gerilim arkadaşlar yüksek gerilim hatlarında 15-20 bin volta çıkartılarak arkadaşlar akım düşürülüyor. Yani arkadaşlar M1 bölü N2 eşittir. V1 bölü V2 eşittir. I2 bölü I1 prensibi vardır. İşte gerilim artıyor, akım azalıyor. Bundan dolayı arkadaşlar kaybolan enerji azaltılarak verim arttırılabilir. Sayfa düzleminde yukarı yönde akım taşıyan bir tele küçük bir iletken halka yaklaştırılıyor diyor arkadaşlar. Buna göre halkanın hareket süresince halkada oluşan indüksiyon akımının ve bu akımın oluşturduğu manyetik alanın yönü hangi şıkta
doğru verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, bu telin burada oluşturduğu manyetik alan görüldüğü gibi içe doğru sağ el kuralını uygulayın. Sevgili arkadaşlar, baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde dört parmak avucunuzun içine aldığınızda şurada dört parmağınız içi gösterecektir. Burada arkadaşlar manyetik akı giderek ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü yaklaştıkça manyetik alan şiddeti artıyor. O halde bunun oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar arttığı için, manyetik akı arttığı için zıt yönde oluşturacaktır. Dışa doğru. Dışa doğru bir manyetik alan B üssü oluşabilmesi için de arkadaşlar dört parmağınız akımın yönünü gösterecek şekilde yana açılan baş parmak manyetik alanın yönünü, yani meydana gelen indüksiyon akımı saatin tersi yönünde manyetik alanda sayfadan dışa doğru. Cevabımız Ceyhan. Sevgili arkadaşlar, herhalde programda bir hata oldu. Burayı anlatmamış olabilirim. Bakın arkadaşlar, bu telin oluşturduğu manyetik alan burada içe doğru ve giderek arkadaşlar yaklaştığı için manyetik alan tele yaklaştıkça ne yapar? Artar. Bunun içerisindeki akı arttığı için arkadaşlar dış manyetik alana zıt yönde bir manyetik alan oluşturur. Manyetik alan dışa doğru olabilmesi için de arkadaşlar dört parmak akımı yönünü gösterecek şekilde çembere avuçladığımızda yana açılan baş parmak akımın yönünü, manyetik alanın yönünü gösterecektir. Dolayısıyla telde oluşan indüksiyon akımı arkadaşlar saatin tersi yönünde, saat ibresinin tersi yönünde, manyetik alan ise sayfa düzleminden dışa doğru. Ceyhan. Bir cismin sürati artıyorken bu cisme ait aşağıdaki niceliklerinden hangisi sabit kalabilir? Arkadaşlar, tabi bu cisim arkadaşlar eğrisel bir yörüngede veya doğrusal bir yörüngede hareket edebilir. Sürati düzgün olarak artıyor ve düzgün doğrusal hareket yapıyorsa arkadaşlar, burada demek ki sevgili arkadaşlar düzgün hızlanan doğrusal hareket tabii ki ivme sabit olabilir. Delta V eşittir A çarpı T. Demek ki arkadaşlar ivme sabit kalabilir. Sürati artarken hızı sabit kalamaz. Yer değiştirmesi sabit kalamaz arkadaşlar. Yani sürekli olarak bir değişiklik olur. Çizgisel momentumu zaten arttığını görüyorsunuz. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareden artar. İvmesi sadece şu özel durumda sabit ivmede arkadaşlar. Düzgün hızlanan doğrusal harekette sabit kalabilir. Sevgili arkadaşlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.